Bu dünyaya geldiğini bilmeyen var mı bu dünyadan ebedi ölmeyen? Hak için ağlayıp hak için gülmeyen bu dünyaya sultan olsa ne faydaya? Bu dünyada ya ölmez gibi gezende ye, yetim hakkı yiyip fakir ezende ye, elinde kalemi terse yazanda bir ahım mezarda yansın o cahil. Bu dünyaya geldiğin neyledin, hakkı bırakıp sen yalan söyledin. Gezdin tozdun canım gönül eyledin, bırakın mezarda yansın o cahil. Mustafa deyin yer iman ile dolmayan, arayan arıya hakkın yolu bulmayan, Kur'an değil mi mehşere kadar solmayan, mezarını gülüne süsler bu cahil. Eyvallah, teşekkür ederim. Olemi. Evet. Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, sokak röportajlarım tüm zile devam ediyor. Bildiğiniz gibi İstanbul seçimleri yenilenecek. Esenyurt'taki seçmenlerimize 23 Haziran'da hangi partiye oy vereceksiniz diye soruyoruz. Hep beraber izliyoruz. Ami, 23 Haziran'da İstanbul seçime gidecek. Evet. Hangi partinin adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz efendim? Vallahi İlimdaroğlu'du neydi, ona vereceğim. İmamoğlu. İmamoğlu'na. 31 Mart'ta ona mı verdin yine? Yine ona verdim. Neden veriyorsun ona? Şimdi neden verdim kardeşim? Bir de o vatandaşımızdı, gençtir. Koy o da yardımcı etsin, baksın, hele görsün Esenyurt'un neyi var, avcıların neyi var. Yani şimdi denemek sen, lazım diyorsun. Tabii denemek lazımdır. Biz CHP veriyoruz. Bu İmamoğlu'na çok vicdansızlık, çok adaletsizlik yaptılar. Kanun yok, adalet yok. Tamam. Hakkını mı yediler diyorsunuz? Hakkını yediler, adamın hakkını yediler, bile bile yediler. Yine İmamoğlu diyoruz. 31 Mart'ta da İmamoğlu'na verdiniz. Evet. Neden? Çünkü daha dürüst gördük onu. Daha böyle kişilere yakın, insanlara yakın. Ondan dolayı. Tabii ki CHP'ye hakkını yediler İmamoğlu'nun. 31 yani, Mart'ta kime vermiştiniz? Onu da yine CHP'ye vermiştim de. Yani şu olarak yine CHP'ye vereceğiz. Tekrar vereceğiz. Hakkını yediler adam. Yani, haksızlığa uğradı. Tabii ki muhakkak haksızlığa. Ben CHP'ye veririm. Her zaman CHP'dir. Bizim değişmez bizim. Yani yalnız şu anda adalet, hukuk diye bir şey kalmadı yani. Hiçbir şey kalmadı. Şu anda tek adam rejimi var şu anda. Tek adam rejimi var şu anda. Eğer bu seçimde adam 14 bin oyla kazanmış, adam 3 oyla kazanıyorsa adam 14 bin oy almış bu adam. Fazla da 14 bin. Yani illa bunlar kazanacak, İstanbul'un suyu kesildi diye bunlar bunu yapıyorlar yani. İstanbul suyu kesildi çünkü bunların rant musluklar hepsi kesildi. Ondan dolayı yoksa başka bir şey yok yani. İstanbul adamı ne diyor? Adam YSK'yı resmen tehdit etti. Resmen YSK'yı tehdit etti. Vallahi bu hükümetin iktidarın işine gelmedi. İktidar yani hukuk tanımıyor, tek adam rejimi. İstediği işi yapıyor, istediğini yapmıyor, tamam mı? Yani tek adam rejimi. Siz kime oy verecek 23 Haziran'da? Ben CHP'ye vereceğim. Neden CHP? Neden CHP? Haksızlık oldu. Adamın elini aldılar. CHP'ye verelim. Ben kesinlikle adalet, Tayyip Erdoğan haksızlık yapmıştır. Kesinlikle adaletsizlik yapmıştır. Baskı yaptı. Onun için bak, ben de 19'unda gidiyordum. 23'üne gittim, bilet merteledim. Oyumu kullanacağım. İmamoğlu'na vereceğim. Buyur bak. 19'unda gidiyordum. Evet. Değiştirdim. 23'ünde gideceğim. Vereceğim, vermediğinde gitmeyeceğim. Vicdanım rahatsız oluyor. 31 Mart'ta kime verdiniz abi? CHP'ye verdim. Tekrar verdim. Tekrar verdim. Yine de verdim. Zaten bellidir. Allah da bilir, kul da bilir. Türkiye de bilir, sen de bilirsin. İmamoğlu %80, %90 alacak bunu. Yani çünkü İmamoğlu'na mı vereceksiniz? He? İmamoğlu'na mı vereceksiniz? Zaten ben verdim. Bak ben sana... Ben bu AK Parti'ye çok oy verdim, yalan söylemiyorum. Ama bu sefer vermedim, daha da vermeyeceğim. Çünkü haksızlığa karşıyım ben. İsterse benim babam orada olsa, aynısını babama da yaparım. Hangi partiye vereceğimiz zaten belli, verdiğimiz oylar da belli. Neden oluyor bu 7 kişiye tabi tutuyor da bu kadar insanlar bu seçimi yapmış, oyunu kullanmış, kazanmışı yoksul ediyorlar.
Şimdi neden yani sadece İstanbul? İstanbul değil sadece. İstanbul'un ilçelerinden beraber yapmasını istiyorum. Eğer yapıyorsa öyle yapsın. Tek İstanbul değil. Tek İmamoğlu değil. Evet. Evet. Vallahi bilmiyorum, çok şeyim yani. Evet, aynen aynen. Neden kararsın? Böyle ki yani hep şey olmasaydı keşke. Evet. CHP tabii. Neden? Neden haksızlığa uğradı, kazandı. Haksızlığa uğradı, yine vereceğim, yine vereceğim, yine de kazanacağız. 31 Mart'ta da mı vermiştiniz? Efendim? 31 Mart'ta yine CHP mi vermiştiniz? Evet, tabii ben 70 yaşım, 70 senedir veriyorum ben CHP'ye. Atatürkçüyüm ben. Tamam. Merhaba. 23 Haziran'da İstanbullular sandık başına gidecek. Hangi partinin adayına oy vereceksiniz? CHP. Neden? CHP İmamoğlu'nun hakkını yediği için. Hakkını yine geri alacağımız için. Peki 31 Mart'ta da yine hangi partiye vermiştiniz? CHP. Tekrar vereceksiniz. Tekrar. Bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkeyi bütün insanlar, bütün vatanımız birlik beraberlikten biz kurtarmışız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde oy kullanırken bu İmamoğlu kazandı. Ben şimdiye kadar hep AK Parti'ye verdim. Bu sefer İmamoğlu'na verdim. 31 Mart'ta İmamoğlu'na mı verdiniz? Evet. 23 Haziran'da efendim? 23 Haziran'da yine İmamoğlu'na vereceğim. Niçin? Hak yerini bulacak. Bu dünyada göç ettiği zaman kul hakkına gitmeyeceksin o bir dünya. Hak dünyayla gideceksin. Çünkü seçimler olurken efendim memur da memur memur atanmamış sandık başına memur devlet memuru olacak. Diğer kişiler olmayacak. Peki yarın savaş olduğu zaman devlet memuru mu savaşa gidecek? O insanlar geriden mi kalacak? Savaşa gitmeyecek mi? Yani devlet memuru mu bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtaracak? Bunlar yanlış olaydır. Buna verişim Ekrem İmamoğlu. Ya haksızlık yapıldı ona. 31 Mart'ta şöyle bir şey var. Şimdi ben öğrenciyim diyelim, tamam mı? 85 liraydı ya öğrenci kartları. Abi İmamoğlu 50 lira olabiliyorsa demek ki bugüne kadar yapsaydı. Niye yapmadı? Niye vereyim? Hani su %40 indirim gelebiliyorsa niye bugüne kadar yapmadı? Geliyor şimdi hani bir şey yaptırmamak için. Bir şey yaptırmamak için diyor ki işte 40 lira yapacağım. Madem yapacaksın bugüne kadar niye yapmadın? 31 Mart'ta kime oy verdin? Ekrem İmamoğlu. Yine verdim. Ben kendi şahsım Yüce Rabbim biliyor, ben AK Partiliydim. Ama bu seçimden sonra hukuksuzluğu gördüm. Bir hukuk skandalı. Doğru mu? Hukuk, ben söylüyorum yani hukuk skandalı. Bunu herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Herkes özgür iradesiyle sandığın başına gitmiş. Bir şartı, tabii özgür iradesiyle adam kazanmış ve siz onu sabote ediyorsunuz. Siz değilsin tekrar seçime. Bu bir hukuk skandalı. 31 Mart'ta AK Parti'ye mi verdiniz oy? Ben kullanmadım. Şimdi gidip Ekrem İmamoğlu'na vereceğim. Şimdi Can Gölü'ne gidip İmamoğlu'na kullanacağım. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz. 31 Mart'ta? Ona da İmamoğlu'na verdik. Neden? Çünkü hak etti yani. Çalışmasıyla, azmiyle, her şeyle hak etti adam.